Altıncı yılındayız, aslında aynı bilinç düzeyiyle, aynı hassasiyeti, o gece neleri yaşadığımızı, nasıl e, karanlığın aydınlığa dönüşürken e, o dışa vuran büyük bir bilincin, mücadele ruhunun e, duygusunu taşıyoruz. Bu duygunun da hiç körelmemesi, hep yaşaması gerektiğinin altını çiziyor, o hissiyat içerisindeyiz. Neden öyle? Çünkü şunu net saptayalım. Ne yaşadığını, niçin yaşadığını ve nasıl yaşadığını bilen toplumlar için gelecek onların eseri olur. Yoksa onların geleceklerini başkaları tayin eder. O gece iki yönüyle hem karanlık hem aydınlıktı. Karanlıktı bir ihanet şebekesinin nasıl ülkesine karşı neler yapabileceğinin dışa vurumunu yaşadık. Adeta bir düşman kuvvetleri, işgal kuvvetleri gibi insanların kurumların, meclisin üzerine bomba yağdırırken hiç sıkılmadan, hiç gözünü kırpmadan insanları nasıl katlettiğini yaşadık. Yani göl başında yüzlerine kıyamadığımız, o tabutlara sığamayacak şehitlerimiz, özel harekat binasının bombalanması. O görüntülere baktığınızda Türkiye bir işgal kuvvetlerinin, bir ordunun saldırısına uğramışcasına bir geriye e, görüntüler kaldı. E, Boğaz Köprüsü'nde yaşananlar, Şehitler Köprüsü dedik oraya. Oradaki o görüntüler e, tankların e, insanların üzerinden e, geçme çabaları, meclisi bombalamalar. Bütün bunlar son derece canlı görüntüler ve karanlık yanıydı. Aydınlıktı çünkü bu millet sokaklara döküldü. Dedi ki biz irademizi, istiklalimizi size asla teslim etmeyiz. Size ve arkanızdaki o küresel efendilerinize, emperyalizme. Biz kolay bu sınırların içinde yaşayan bir e, elde edilmiş özgürlüğünü, istiklali elde etmiş bir millet değiliz. Direne direne, çarpışa çarpış. Mücadeleyle bunu başardık. O Çanakkale ruhu bir kez daha e, dışa vurdu ve sahip çıktı toprağına, ülkesine, geleceğine, istiklaline ve sonra aylarca Anadolu'nun her yerinde sadece Türk bayraklarıyla nöbetler tutuldu. Onlar milli irade nöbetleriydi, demokrasi nöbetleriydi ve hepsini taçlandıran aslında bağımsızlık, istiklal nöbetleriydi. Bir daha sakın ola Türkiye'ye böyle bir şer hamlede bulunmayın. Bizi Suriye'de yaptığınız gibi, Irak'ta yaptığınız gibi insanları, halkları birbirine düşmanlaştırarak paramparça etme şer heveslerini bir daha denemeyin. Türkiye'de bunu başaramazsınız. Onun mesajını verdiler. Ve biz o bilinci, ben buna 15 Temmuz bilinci diyorum. Çünkü bilinenlerle sadece yetinirseniz bu çok yeterli olmuyor. Ama bilinenleri bilinç düzeyine kazırsanız o kalıcılaşıyor. Dolayısıyla bu bir 15 Temmuz bilincinin aslında 6. yılındayız. Bu daha da sürecek. Çünkü karşımızdaki bu yapı, bu örgüt bir aparat örgüt, bir uzantı. arkasındaki gücün Türkiye üzerindeki hala sonlandırmadığı emelleri, şer hevesleri devam ediyor. Yani bir küresel kuşatmayla Türkiye'nin geleceğini hala hükmedebilmenin çabası içindeler. Dolayısıyla küresel ağının diri ve canlılığını koruduğunu biliyoruz. Yine nerede, hangi kaçkını nerede ne yapıyorsa Türkiye düşmanlığına devam ediyor. İçeride büyük ölçüde kuşkusuz beli kırılmıştır. Ama hala Türkiye'de bile bir siyasi kulvar yapılansa, onun içinden yine bir iktidarı ele geçirebilme, iktidarda pozisyon alabilme çabası içinde olduklarını görüyoruz. Bu örgüt bir casusluk, bir istihbarat örgütlenmesi aynı zamanda. Arkasında efendileri var. O efendilere hizmet etmek üzere, o küresel efendilere hizmet etmek üzere iktidardaki her kim olursa onu kontrol edeyim. Onun zemininde pozisyon alayım ama ben doğrudan iktidar olmak gibi bir siyasi hevesim yok. O açıdan böyle bir örgüt anatomisinde olduğunu bilmeliyiz. 251 şehidimiz oldu o gece. 2196 gazimiz oldu. Bu 251 şehidimiz ve gazilerimiz bizler ölmeyelim. İstiklalimiz elimizden alınmasın diye canlarını seve seve verdiler. Onlara 6. yılında Allah razı olsun onlardan ve rahmetle anıyorum hepsini o şehitlerimizi. 15 yaşında, 17 yaşında şehitlerimiz vardı. En genci Halil İbrahim Yıldırım. 15 yaşındaydı. Liseyi açık lise olarak okuyan ve çalışarak okumaya çalışan bir gencimizdi. Annesi bir röportajında söylüyor. işten gelmişti. Biraz erken uyuma çabasındaydı. Gece yarısına doğru büyük bir gürültüyle sokaktaki e, hareketliliği görünce balkona fırladı. İlk gözüne ilişen kadınlarımızdı. ve Elinde bayraklarla yürüyorlardı. Babasını e, harekete geçirerek kalk baba biz de çıkıyoruz. Kadınlarımız bayraklarla büyük bir e, girişim var. Türkiye aleyhinde olduğunu anlıyorum ve dolayısıyla onları savunmalıyız diye kendisinin iradesiyle doğrudan yönlendirmesiyle bunu yaptı. E, dolayısıyla bu topraklardan umut kesilmez. Bu millet her zaman bağımsızlığına düşkündür. Anadolu toprakları, Türkiye'nin her karış her yeri kir pas tutmaz. Buna inancımız güvencimiz tamdır ama uyanık olmalıyız. Sonuçta bu bilinci sürekli diri tutmalıyız. En ufak bir ulutkanlık, edilgenlik, bir anlamda basiret tutulması yeniden aynı şeyleri yaşatmanın eee sizi karşı karşıya getirir. Eee rahmetli İzzet Aliye Begoviç ee, Bosna soykırımı için şunu demişti. Bir vasiyet bırakmıştı adeta. Demişti ki unutulan soykırım tekrarlanır. Evet unutulan soykırım tekrarlanır ama şimdi bir de ona bir şey daha ekleyelim. Unutulan ihanet de tekrarlanır. Unutmayalım ve unutturmayalım diyor. Bakın ben bunu ilk günden itibaren hep bir virüs temizliği titizliğiyle bu iş yapılmalı diyordum. Yani karşımızdaki yapının Tabii arkasından aldığı büyük bir güçle iki konuda şer yeteneğine sahip olduğuydu. Birincisi kripto yeteneği. Yani bazılarının özellikle TSK içindeki yapılanmanın nedenli titiz nedenli kripto düzeyde olduğunu, bazılarının hani katalog evlilikleri olduğunu falan artık biliyoruz. Ama ondan da uzak durarak olur ya bir sızma olur, bir farkına varılma farkına varılma durumu olur diye bir kısmının eşlerinin bile haberi olmadan o örgütün içinde pozisyon aldıklarını biliyoruz. Bir hücre yapılanması iç içe geçmiş halkalarla. Eğer ilk iç halkada bir deşifre olma durumu olursa onun yerine gelenler ve ondan sonrakilerde aynı pozisyonu tekrar sürdürebilme örgütlenmesi. Dolayısıyla bu yeteneğinin, bu şer yeteneğinin bu denli güçlü olması ee, bu titizliğin yani bu temizliğin bu mücadelenin de aynı oranda güçlü ve süreklilik kazanmasını gerektiriyor. Büyük ölçüde beli kırılmıştır evet ama bitmemiştir. Ee, hala bugün sizler bunu haberlerinizde veriyorsunuz. Ekranlardan altyazılar geçiyor son dakika diye. Muhafaza subay, emniyet, yargıda birçok kurumda yeni tespitler, yeni örgüt bağlantıları ortaya çıkıyor. Arananlar var, onlar yeni yeni bir kısmı ele geçiriliyor ve bunların çok büyük bir bölümü örgütle bağını hala sürdürenler. Bu da yine işin içine girdikçe, inceledikçe ortaya çıkıyor bunu görmek. İkinci şer yeteneği fitne, fesat yeteneği. Nerede, nasıl bir Türkiye'nin iç cephesinde birlik bütünlük varsa orayı dağıtabilmek için çaba içinde olması o noktada önemli ölçüde yeteneği kırılmıştır ama hala o yöntemi kullanma çabası içinde olduğunu görüyoruz. Ee, özellikle bu konuda da hani siyasi ayak tartışması yapılır. Bu konuda ben bir yazı da yazmıştım. FETÖ'nün siyasi ayağı e, sabiteyle anlaşılamaz. O çok ayaklı, kırk ayaktır. Çünkü girdiği e, bir sıvı, akışkan sıvı gibidir. Girdiği kabın içinde bulunduğu yapının şeklini alır yani hangi siyasi etiketleri sayarsak sayalım hepsinden vardır. Solcu sağcı deyin, muhafizekar deyin, Atatürkçü deyin, milliyetçi deyin ne diyorsanız onların hepsinin içerisinde yer alabilmek çünkü onun asıl hedefi iktidara giden bir yapının mutlaka içinde olmak ve kontrol edebilmek iktidarı. Bu yöntemle çalışır. O açıdan 2023 Türkiye'nin bir seçim yılı. Zannetmeyiniz ki boş duruyorlar. Türkiye'nin siyasi partileri seçimi hazırlanıyor kuşkusuz. Ama ben hep söylüyorum, emperyalizm de 2023 seçimine hazırlanıyor. Çünkü şunu bilelim ki, yeryüzünde bir başka ülke yoktur ki bu denli terör örgütlerinin kuyrukları birbirine bağlanmış olsun ve arkasında da devletler olsun ve o devletlerde sizin sözde Müttefikliğiniz olsun. Bir başka örnek var mıdır? Yeryüzünde yoktur. İçinde yaşaya yaşaya sanki olağan bir şeymiş gibi anlıyoruz. Asla değildir. Dolayısıyla bu gerçeği görelim. Türkiye'nin nasıl hala geleceğine hükmedilme çabası içinde olunduğunu görelim. Biliyorlar ki bu coğrafyadan doğacak bir güç aslında emperyalizmin sömürge coğrafyalarında alan daralmasına yol açar. Tarihi tetikler, unutulan ve unutturulan denklemler devreye girer. insanlık adına ve mazlum halklar adına. Dolayısıyla bu mücadele bir anlamda bütün mazlum milletlerin mücadelesidir, bir istiklal mücadelesidir. Biz yılmaz savaşçıları var bu işin mücadelesini yapanların. Sayıca çok olmayabilirler ama çok bu anlamda güçlüler. Onlar diyorlar ki hiç kimse yapmazsa bu mücadeleyi ben varım ben yaparım. Onların yüzü suyu hürmetine birçok şey başarıldı. Ve Sayın Cumhurbaşkanı buradaki iradesi çok kıymetli ve önemli. O irade sürüyor hiç kuşkusuz. Ama aynı zamanda ben bunun yine bir e, tasdifini yaparak yazısını yazmıştım. FETÖ mücadele eden kadroların tasdifiydi bu. Birinci sırada elbette Yılmaz Savaşçılar var. Başka edilgenler var. Yani ürkekler var. Korkaklar var. Onlar onlar yani ya ne olur ne olmaz. Arkasındaki güç hala destekliyor bunları. Sonuçta bir emperyalist destek bu. Ne olur ne olmaz. Yaprak döner, iş değişir. Çok fazla ileri gitmeyeyim ben. Yani mücadele ediyormuş gibi görüneyim diyenler var. Gri kadrolar var. Bir şekilde geçmişte yolu bu örgütle kesişmiş. Onların bir takım edilgenlikleri var. Sıkıntıları var. Refleksleri çok kuvvetli işlemiyor. Bir de kripto kadroları var. Onlar da her geçen gün deşifre edilsin diye mücadele sürüyor. Ama onların da yine varlığının bir, iki, beş, on sayısını bilemem. Ama yine söylüyorum ya virüsün en küçüğü bile olsa bunun mutlak surette temizlenmesi gerekiyor. Bunun da altı çizilmeli. Bunu yaparken tabii bu örgütün gerçek yüzünü de çok iyi bilerek yapılmalı. Bir nesli de nasıl yok ettiğini bilmek gerekir. 15 Temmuz gecesi aslında bir nesli nasıl Yok ettiğinin de gerçeğidir. Bir nesil 30 yılda yetişir. Yani ülkenin çok önemli zekaları üzerinde oynadılar. Onların üstüne gittiler. Soruları çaldılar. Hiç hak etmeyenler hak edenlerin haklarını yiyerek o çalıntı sorularla üniformalar edindiler, makamlar edindiler. Ama sonuç itibariyle çocuk yaştan itibaren bir nesli nasıl yok ettiklerinin gerçeğiydi bu. Ve biz şimdi o noktadan tekrar ayağa kalkarak bütün kurumlarımızı birbirine eklemleyerek, milli karakterlerini güçlendirerek yeni bir neslin inşası içindeyiz. O nesil hiçbir zorluk karşısında boyun eğmeyen, ülkesine toprağına sımsıkı bağlı, hiçbir zorluk karşısında da ülkesini asla terk etmeyen nesildir. Onlara güveniyoruz. Yani tabii sonuçta Amerika'nın içinde de bunların gerçek yüzünün ne olduğunu bilenler var. Yani orada yaşamış, hocalık yapmış biri olarak söylemek isterim. Ama hakim güç, yani o Amerika'nın derin yapısıyla çok sıkı fıkı ilişkiler içinde oldukları için korunup kullandıkları çok açık. Sonuçta bu bir istihbarat, bir casusluk örgütlenmesi, ama asıl efendilere taşınan bilgiler veriler var. Dolayısıyla henüz daha onların açığa çıkmaması açısından korunup kollandığı çok açık. CIA ile bağlantıları var. Dolayısıyla e, oradaki bir takım lobi etkinlikleri var. Kurumlar içinde var. Devşirdikleri, fonladıkları e, senatörler var. Dolayısıyla yani Amerikan gizli servisiyle olan bağları, zaman zaman FBI ile çatışan yanlar, onu da teslim edelim. Yani o da var. Ama orada ağırlık kazanarak, hatta daha eskiye giderseniz, onun Amerika'da yerleşik hale gelmesi için Green Card başvurusu FBI tarafından reddedilmelidir noktasında bir duruşu vardı. Ve son dakikalarda bir takım Amerika için sözde kendilerince muteber saydıkları Amerikalıların verdikleri referans mektuplarıyla Green Card almış ve Amerika'da yerleşik hale getirilmişti o isimler işte Gronfüllerler, Paul Henzeler, Abramovisler, Türkiye'de Türkiye'nin bugün itibariyle Türkiye'ye karşı düşmanlığın ana odak noktaları ve CIA'nin eski istasyon şefleri, büyük elçileri falan uzantıları. Amerika içinde de bu yapıya mesafeli bakan, hatta bunun Amerika'ya ilişkilerine, Türk Amerika ilişkilerine zarar verdiğini düşünen çevreler de yok değil. Onu da altını çizelim. Ama şu anda Korunup kollandığını. Trump döneminde bir parça sanki öyle bir eğilim doğuyor gibiydi. Trump'ın siyaset dışı olması nedeniyle. Sonra Trump kendini kurtaramadı. O da evet. derin Amerika ile çatıştı falan. Ee, Onun da kendi içinde tabii istikrarsızlıkları, tutarsızlıkları falan e, Türkiye'de yine olumsuz yansıyordu. Onu da te, hatırlatmak gerekir. Dolayısıyla tamamen siyasi nedenledir iade edilememiz. Peki, Klasörler, da, dosyalar e, e, dolusu, doğrusu, e, koliler dolusu dosyalar gitmiştir. Her şey kanıtlıdır, önlerine konmuştur ama e, dolayısıyla siyasi bir kararla bu hiçbir zaman hukuk işlememiştir orada. İadesi yok. Biden döneminden hiç umutlu değilim. Çünkü Biden zaten yani 15 Temmuz'un arkasındaki siz derin devlet dediniz hocam Amerika'nın derin devleti işte Amerika falan genellediniz ama bir de odaklayın derseniz bir de Biden'dır. Onu söyleyeyim yani. Yani bunu kendisi de ifade etmiştir aslında. Ve o günün sabahı Amerikan İstihbarat Konseyi'nden yapılan açıklama Merkez Kuvvetleri Komutanlığı ki Orta Doğu merkezlidir Amerika'nın birisi demiştir ki muhataplarımızı kaybettik TSK içindeki yani bu açıkça ifade ettiler dolayısıyla diğeri de demiştir ki yani bu Türkiye'nin e, ilişkide olduğumuz e, mekanizma e, zayıflamıştır yani bu Onların da siyasi açıdan Biden o dönem bu yaklaşımı sergileyenlerdendir. Nitekim o yüzden de New York Times'ın editörler toplantısında biraz Türkiye'ye gecikmeli geldi o konuşma ama açıkça şunu demişti. Yine kendine ait yani darbeyle deviremediğimiz Erdoğan'ı şimdi seçimlerde muhalefeti açıkça destekleyerek onu devirebilmeliyiz demiştir. Bu daha önce hiç rastlamadığımız bir şeydir. Amerikan başkanlarının niyetleri vardır ama açığa vurmazdılar. Ben işte onların aparatlarının, onların plastik suratlılarının deşifre olmasıyla zaman zaman kendileri iş başa düşüyor ve bu tür açıklamalar yapıyorlar. Ama biz hiçbir şekilde haklıyız. Biz saygı görmek istiyoruz. Kimseyle savaşmak, düşmanlaşmak derdinde değiliz. Ama bize de hiç kimse saygısızlık yapamaz. Davamızda haklıyız. Biz istiklale düşkün, bağımsızlığa düşkün bir milletiz. Biz geleceğimizi biz inşa etmek istiyoruz. Türkiye'yi Türkiye'den yönetmek istiyoruz. Bunu yaparken de bugüne kadarki bütün o bağlılıkları, bağımlılıkları ortadan kaldırmak istiyoruz. İstediğimiz budur ve ilişki simetrik olsun, asimetrik değil. İstediğimiz budur. Ne Mavi Vatan stratejisinde kimsenin hakkını, hukukunu çiğniyoruz. Ne onun dışında içerideki bir büyük yerli ve milli savunma sanayi hamlesinde bir başkasını hedef alıyoruz. Ama silah pazarı olmak istemiyoruz. Açıkça üreten bir Türkiye. Enerjiden ekonomiye tam bağımsız Türkiye davasıdır. Mücadelesidir bu. 15 Temmuz bir anlamda o tam bağımsız Türkiye davasını da köreltmek, zayıflatmak ve bir kaosa uğratmak için denendi. Başarılamadı. Başaramadılar. Bundan sonra da başaramayacaklar. Yani hiç şüphesiz ee, örgüt elebaşının e, hayatını kaybetmesi e, bir dalgalanma yapar örgüt içinde. Mutlak sırada insanın doğası gereği yerine bir liderlik e, mücadelesi, iç çekişmelere de sebep olur ki bunun bir takım isimler üzerinden olduğunu şimdiden e, en azından e, takip edebiliyoruz. Fakat onun iradesi başka yere bağlı. Yani bu emekli vaizin dünyada 170 milyar doları hükmeden işte yüzün üstünde ülkede etkinlik kurmaya çalışan bir kısmında etkinliğini kurmuş, okullar açmış, şirketler kurmuş. Onun iradesiyle mümkün müdür bu küresel sermaye sisteminin akışında izin verirler mi buna? Dolayısıyla irade o değil efendi, o değil. Arkasındaki güç o karar verecek. Örgütü yaşatalım mı yoksa başka biriyle mi değiştirelim? Ama örgütler hep olacak onlar için. Öyle olmasaydı bugün Türkiye her türlü diplomatik yolu deniyor. Sahada mücadele ediyor, masada da ediyor. Diyor ki önlerine koyuyor. Son İsveç Finlandiya meselesinde de bunu yaptı. PKK, PYD, YPG, SDG bunlar zorluyorlar. Lügat'tan sürekli alfabe'den harf çekiyorlar ama hep aynı şey. Ve bunlar Türkiye'ye iyi hedefe koymuşlar ve arkasında destekleyenler de belli sizlersiniz. Yapmayın. Yapmayın. Müttefikse müttefik gibi davranın parasını, aklını, üniformasını, stratejisini vererek Türkiye'ye hedefe koyuyor. Ne istiyorsunuz Türkiye'de? Derdiniz ne? Bugün sahadaki mücadele bu. Dolayısıyla esas olan şey dışarıda Mehmetçin bileğini kimse bükemez. Esas olan iç cephedir. Burada iktidar muhalefet çekişmesine kurban edecek konular değildir bunlar. O yüzden buradan bir kez daha hatırlatmak isteriz. Sakın ola bu yapılara umut veren, onları ümitlendiren, heveslendiren bir siyasi kulların içinde olmayın. Böyle bir kulvar yapılandırmaya kalkmayın. Kimse kimseye bayrak sallamasın bu anlamda. Tek irade Türk milletidir. Bu toprağın insanların iradesidir. Bir başka yerde müşah şey aramayalım. Büyük elçilerle, bilmem nelerle görüşmeler kıymetlidir ama görüşürken şunlar söylenmelidir. Hatırlatılmalıdır. Kim iktidarda olursa olsun biz de iktidara gelsek bu mücadeleyi fazlasıyla yapacağız. FETÖ'yü desteklemeyin deyin onlara. PKK'yı, PYD'yi, YPG'yi desteklemeyin deyin. Sonuçta bu bir büyük bir kirli oyun. Kürdüyle, Türküyle biz bir Çanakkale ruhunu yaşatıyoruz burada. Hem hal olmuşuz. Bu oyuna gelmeyiz. Bizi bölemezsiniz. Deyin. Onu deyin. Sabah akşam görüşün.